Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü. O gün. Bakıyorum da çok keyiflisin. Keyifli olmam tadını kaçırdı galiba. Yo, böyle şarkı söylediğini duyunca başını taşa mı çarptın diye takılacaktım ama beni yine ters dediğine göre endişe edilecek bir şey yok demektir. Sürpriz aşkı çabuk unuttun. Sürpriz aşk mı? Diyorum ki Süreyya, bu çocukluk fantezinden vazgeçtiğine göre atölyedeki işi de bırakabilirsin. Sakın işime karışma anne. Sakın. İş arıyorsan işin nerede olduğunu biliyorsun. Taş yerinde ağırdır. Öyle küçük atölyelerde, küçük işlerle oyalanma. Ayıp ya. Bari babamın hatırasına saygı duy. Babam o küçük atölyeden çıkmadı mı anne? Atabey'in yanından çıkmadı mı? İzin ver. İzin ver, ben de kendimi o atölyede bulayım. Sakın babanı bu işlere karıştırma Süreyya. Sen o atölyede ne babanın izlerini ne de kendini arıyorsun. Sen o atölyede sadece sevgi dileniyorsun. Ne? Ne diyorsun anne sen? Tıktın kendini o atölyeye, Fatih'in elinin altında olup başka bir kadınla olan adamdan sevgi dileniyorsun. Yeter artık, kendini kandırma Süreyya. Demek ben kendimi kandırıyorum. Siz kimi kandırıyorsunuz anne? Abimle sen kimi kandırıyorsunuz? Ya, abimin oyununu biliyorum. Neslihan'la Fatih ilişkisinin sadece bir oyun olduğunu biliyorum. Evde durumlar baya karışık. Ama bu karışıklık işime yarayacak. Dün eşya almak için eve gittim. Kimsenin gık diyecek hali yoktur. Birkaç gün halsizliklerini oynar, yarın öbür günde evden gidecekmiş gibi evde kalırım. Kabul ediyorum. Arada kafan çalışıyormuş gibi oluyor Atıf ama bu ev fotoğrafları filan. Ya bunlardan savaşa çerez bile olmaz. Onun taktiklerini, kafasının çalışma şeklini benim kadar bilmiyorsun. Senin bu küçük oyunların ancak Feride'ye işler. Ya savaşla uğraşmak istiyorsan büyük oynayacaksın. Sen de tam bir savaş adamı uzmanısın Neslihan'cığım. Efendim Savaş. Neslihan, Fatih'i çok boş bırakıyorsun. Olup olmadık yerde karşıma çıkıyor. Sen kendi oyununu gerçek sandın galiba Savaş. Fatih'le ne istiyorsan yaptım ama onun bekçiliğinde yapacak değilim. Gerekirse yapacaksın. Onu Ayşe'nin yanında da, Süreyya'nın yanında da görmek istemiyorum. Ben konumuz kardeşin sanıyordum ama anlaşılan sen Ayşe'nle Fatih yüzünden kapışmışsın. Fatih'i bizden uzak tutacaksın. Sana başka bir şey söylemiyorum. Seninleyken de bu kadar kıskanç mıydı bu ya? Hayır, senin kıskançlık krizlerini hatırlıyorum da. Ne günlerdi ya. Bize esneklik yapma Atıf. Kıskanç bir kadın. Kıskanç bir kadından daha tehlikeli bir şey biliyor musun sen Neslihan? Patlamaya hazır bir bomba. Yok, o kadar kanlı bir şey düşünmüyorum. Ne diyorsun sen ya? Ben değil, sen söyledin. Büyük oyna dedin. Biz de büyük oynayacağız Neslihan. Bazen abimle senin nasıl bir takım olduğunuzu unutuyorum değil mi anne? Bazen çok kısa bir an bu evde bana değer veriliyor diyorum. Ama hiç merak etme, çok kısa sürüyor bu. Duygu sömürüsünü bırak da beni dinle artık. Ah, ben seni dinledim. Ben seni dinledim anne. Sen sahte sahte beni avutmaya çalışırken dinledin mesela. Abim numaradan gözümü açmaya çalışırken de onu dinledim. Abim seni korumak için yaptı ne yaptıysa. Abim beni kandırdı, bana tuzak kurdu. Peki, abin tuzak kurdu. Peki o, o Fatih ne yaptı senin için ha? Hadi avaz avaz bağır. Fatih seni neden kandırdı? Dur ben söyleyeyim onu da.
Fatih, senin bu zavallı ve histerik aşkından kurtulmak için ne yapacağını şaşırdı. Senden ve takıntılarından kurtulmak için abinin oyununa ortak oldu. Kendini senden korumak için de sana yalan söyledi. Bir bak kendine, bak. Gerçeklerle yüzleş. Sonra da avaz avaz kime bağıracaksan ona bağır. Rezan Hanım'ın Kara Sevdalı'ya söyleyecek laflar mıydı onlar? Sevdası biter, karası kalır. Sen işine bak. Hırsımı senden almayayım. Ne hırsmış anam? Al al bitmedi. Ben sadece şarkı söyledim anne. Sadece şarkı. Sen anne yüzüme bak. Yüzüme bak. Sen bana bunu yaptın. Gördün mü? Oldu mu anne şimdi? Yüzleştik mi? Ben gidiyorum. Asıl hesap vermesi gereken kişiye gidiyorum.